Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emzik Amak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün günlerden Perşembe, güncelleme günü, oyunun en sevdiğimiz günü. Ve biz bugün ne yapıyoruz? Güncellemeye bakıyoruz, yeni gelen toplara bakıyoruz. Gençler, Perşembe gününe özel hemen bir beğenileri abanın baba. Aban zaten bu atlar kendini beğenilerde belli ediyor kardeşim. Direkt tak tak tak, bu videonun beğenisi 4000 oldu bile. O kadar da güveniyorum. Ana, değişik bir şey gelmiş ha. Çok değişiksiniz. Milan var, Arsenal, Barcelona, Bayern Münih. Hani Galatasaray? Nerede Galatasaray yani? Cimba! Galatasaray! Ya dört büyükten daha büyüktür Galatasaray. Teşekkür ederim. Videoyu oynat dedim. Hemen geldik hocam. Aksiyon için hazırız diyor. Mason Mount'u gösteriyor. United eller kollar sallanıyor. Bruno Fernandes ısınıyor. Hareketler yaptı Rice. Yeni transferler yeni takımlarında gibi. Oh, biber kıvırdık şöyle Paris içinden beraber. Leo tamam yeter de maç yapıyorsanız yapın, hadi sizin bekleyeceğiz. Oğlum 10 dakika falan değil adam bu maç başlamak falan. Ayrıca kaç tane takım var oğlum burada? Oo, İlkay baba eyvallah peki tersliğe geldim. Selamünaleyküm baba. Tamam, 50 milyon download. Peki 50 milyon kere indirilmiş. Bunlar da ödüller. 650 milyon downloadmuş. O 6'ymış başındaki. Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hiç biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Ha, ödül verecek. Epic diyor. Epic mi veriyorsun lan ödül olarak? Van Basten reisim. Oha, bu golle gelmiş. Van, oğlum dünya bak, Dünya Kupası tarihinde en heyecanlandığım gollerden biri bu arada. O golden gelmiş erkeğim. Ya Ray Kart mısın be? Gullit, kaptan hoş geldin. Adam gibi adam lan, ben Gullit'ten geldim, Gullit'ten giderim. Bir tahta Snyder, bir tahta Gullit oynatsak. Üf. Forlan değil mi lan o? Hocam, Forlan, what does it mean? Ne alaka? David Villa. Evet reisim, David Villa da gelmiş. Oh, tişkiler. Torres mi? Aa, hangi Torres oğlum bu ya? Herhalde fakir Torres olabilir bu. Ve Rivaldo da var. Oo, bunların hepsi sırasıyla gelecek mi? Bunu mu gösteriyorsun kral? Bunu hepsini bugün göndermiş olamazsın değil mi? Aha, bir de Kluivert var. Patrick Kluivert. Vurdu, gömçürdü. Evet, evet. Bebeğimsin. Bu kimdi lan? Bu kimdi lan? Şşt lan Güçük, sen kimsin Güçük? Dön, sırtını dön. Göremedim o kimse. Diğerlerini bildik ama bu güzel. Video bitti. Video bitti reis. Şöyle geldik. 10.000 GP'mizi verdi. Bir tane tesadüfi anlaşma hediyesi verdi. 20.000 GP de buradan verdi. 2.900 EFTO parası verdi. Beceri antrenmanı falan filan verdi. Allah razı olsun. Yaklaşan etkinlikler. Remzi'nin düğünü var mı? Var mı? Yok, çünkü benim düğünüm seni arkadaşlar. Sezon temasına 0. sezon mu? O nokta derken küfür olabilir. Hani o nokta nokta sezonu gibi de olabilir. Hiç öyle bir şey değildir. Attıran o çocukları. Ama hocam yani. 0. sezon temasına uygun bir şey. Sinirim bozuldu. Tamam, burada etkinlikler varmış. Okumak istemiyorum burayı. Bir ekran daha göster bize. Diyor ki 657 milyon indirme sayısını ulaştı. Yıllar boyunca sağladığınız destek için teşekkür etmek istiyoruz. Bu müthiş başarıyı kutlamak için bir anma kampanyası düzenliyoruz. Special login bonustan 150 e-futbol parası varmış. Campaign objektiften 200 varmış. Tour'dan, pot'tan, mod'dan açma hakkı veriyor. 3 tane epic mi? Oo, 3 tane epic. Allah bereketlesin. 3 tane epic hakkı mı? 3 tane epic mi? Neyse. Şöyle çarpı dedik hocam. Tamam, çıktık. Ver bize bir şey, ver. Ha, vermeyecek biliyorum, vermeyecek. Bitti mi? Teşekkür ederim. Şöyle geldik mesajlara kral. Futbol Ligi ödülü şu sumusu, teşekkür ederim. Hocam, Hollanda tesadüfi anlaşması varmış bir tane de. Bakacağız. Şurada mesaj gelmiş Konami'den. Ne yazmış? Uyudun mu? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Yok, ahlaksızlık yok. Tamam, geri diyelim baba. Sözleşmeye geldik kral. Sözleşmede standart oyuncu biletleri var, standart oyuncu listesi var. Geç, özel oyunculara geldik reisim. Kimler var? 98'lik var. Oo, hepsini bir göndermiş dayım. Kimmiş lan orada? Fernando Torres'i de bildik zaten de. Oğlum, Fulay 89 olamaz değil mi Torres'in? Fulay 89'sa Konami sana boydan yani kanka. Neyse. Raycard 97, Van Basten 98, Gullit 97. Full hallerine bakacağız. David Villa, Torres, Forlan. Forlan neyse, 94'ü kabul edebilir de 89 fullse yazıklar olsun. Nkunku, Havers. Hocam Inigo Martinez var burada. Hocam bu 3 takımın oyuncuları mı var? Yok. Aspicheta da var Atletico'dan. Kovacic de var hocam. Burada Kyle Havers.
belki. Tonali belki. Galatasaray Tonali almak istiyormuş. Juventus da Zaniolo'ya 30 milyon vermiş. Belki böyle bir takas makas düşünebilir. Worldwide Deluxe. Bunlar zaten vardı. Hocam Immobile, Neuer, Moyer. Bunlar yeni mi geldi? Real for Action. Yeni gelmiş olabilir. Aday sözleşmeye bir bakabilir miyim? Benim var mı aday sözleşme hakkım? Oo, bir sürü varmış. Neuer reisim. Kanka uzaktan çok yemesem muhteşem kalecisin de uzakta şu çekince aptalca ileri çıkıyorsun. Immobile, Kimpembe, Bentancur, Phillips. Bunlar hangisini denemem istiyorsunuz? Deneyebilirim ha. Burada 5 yıldızlı şey var. Japon ligi falan. Neyse bu bizi bozar. Hemen gidelim şundan fullerlerine. Neymiş neciymiş bunlar? Onlara bakalım. Oynat bakalım. Şimdi geldik reis. Neye tıklıyoruz hocam? Neredeydi lan bu? Hop hop hop. Tek tek mi yazacağız gene? Allah belanızı versin ya. Şuradan Van Basten'e girelim abi. Van Basten'in hangi kartı? Van Basten'in şu yeni kartı bu herhalde. Bakayım. Vallahi bu. Tamam, teşekkürler. En üst seviye 70-100 dedik hocam. Van Basten'i fullledik. 101'e çıkıyor Van Basten. Kurnazmış. İki ayağında kullanır. Bildiğimiz gibi zaten Van Basten. Ofansif farkında 95. Bitiricilik 96. Kafa 86. Hız 86. Hızlanma 80. Van Basten 2021 kartına göre daha hızlı bir oyuncu olarak gelmiş diyebiliriz. Hızı iyi. Bu adamın kartının geldiği gol de tarihin en ikonik gollerinden biridir. Hatta Berke'cim o golün gerçeğini koyarsan sevinirim kardeşim. Akrobatik bitiriş var. Anında şut, kafa, uzun mesafe şut çekme özellikler. Güzel. Van Basten. Alınabilir mi? Alınabilir ama ben çok yavaş futbolcu sevmediğim için çok sıcağa bakmıyorum ama Van Basten fanları var. Van Basten fanları. Eğer Van Basten'i bekliyorsanız o kart bu kart. Gidin alın. Şimdi Gullit'e tıkladık reis. En üst seviye dedik. Şöyle geldik. Bunu da aldık. Fullledik. 100'e çıktı. 100'e çıkabiliyormuş hocam. Çok 100'e çıkmamak lazım böyle durumlarda. Böyle espriler falan. Ya bu Twitter'da bak. Bunları çok biliyorum böyle şeyleri. Her şeyi ortalama bir oyuncu. Her şeyi açık yeşile çalan bir oyuncu. İş yapar. Yani ama bu ne? Yaratıcı oyun kurucuymuş. Bir gizli forvete göre bir tık geride kalabilir. Gizli forvet kartı gelmiş. OS'de 98 mi oynuyormuş? Normalde OS olarak geliyordu. Trantola falsosu iyi de diğerleri ortada. Yani Gullit midir? Gullit'tir. Ben normalde Gullit çok sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Çok uzun. Sırık gibi kazma. Biraz kazma hissiyatı verdiği için. Ben daha kıvrak oyuncular. Snyder, Ronaldinho böyle kıvrılacak. Anlatabiliyor muyum? Kaka'yı bile sırf o kadar kıvrak değil diye oynatasım gelmiyor bazen. Ben kıvraklığa önem veren bir adamım. Rij kart. Geldik reis. Şu kartı mıydı tam olarak? Yanlış karta bakmayalım. Yes. En üst seviye dedik. 100 dedik. Ya abi stoper olarak gelmiş. Amenna'da oyun kurucu olarak gelmesen daha mı iyiydi rey kart? Hani iyi güzel de boyun uzun Amenna ama oyun kurucu olarak gelmeyip yok edici olarak gelsen bir tık daha mı tadın yenirdi? Bilmiyorum. Defansif farkındalık, katılım, iklimci olarak agresiflik güzel. Onun dışında kafa vuruşu güzel, fena değil. Şut gücü güzel ama o tam istediğim etkiyi de bana vermedi diyebilirim. Tamam, ben şu an en merak ettiğim oyuncuya gidiyorum. Fernando Torres'e. Şu kartı harbi 89 oluyormuş. Vay babaanne şarap çanağına. Eskiden olsa ipe dizerdi Torres be. Vay benim emekli... Neyse çok gaza geldim. Allah belanızı versin lan. Allah belanızı versin. Hocam geriye gelen... Oğlum Forlan diyor 94'lük kartı diyor. Ofansif tıklamadan bir şey. He. 97 oluyormuş bu. Bir nebze iyi midir bilemem ama hızı yavaş yani. O da sarmadı. David Villa. David Villa'ya gelelim abi. Reisimin kartı geldi. 38 yaşındaki David Villa ne kadar iyi olabilir? Zayıf ayak yeteneği 0. Zayıf ayak yeteneği 1. Kullanım 0. Teşekkürler. Bu Japonya'dan gelen oyuncular bizi düdüklemek için gelmişler. Hayırlı uğurlu olsun. Burada yaz transferlerine tıkladığımızda. Ay yazın transfer olan oyuncular mı gelmiş? Ana Tonal Juventus'a yeni mi transfer oldu? Günaydın. Niye yaz transferine geldi bu? Biz niye Tonal'i istiyoruz o zaman? İyi Nkunku falan olabilir mi? Skriniar Paris'e mi gitmiş? Burada Elletsur bir Tonali Havers var diye düşünüyorum ya. Yok ediciyse bu da alınır. Tamam yok ediciymiş. Bunu da alabilirsiniz. Neyse tamam ya. 3-7'de tek atacağım gideceğim lan. Haydi gönder. Allah belanı verme. Ya tek de çıksaydın güzel olurdu hocam. Range geldi. Range. Şu saçma sapan oyuncağı var mı? Saçma sapan oyuncağı var mı? Heh yok tamam. Düz oyuncağı var. Şu 600 markalı da harcın hiç olsun. Hangisini istedim bilmiyorum. Üçü de yerini doldurabileceğim oyuncular. Yani aman şu kesin bende olmadı diyebileceğim bir oyuncu yok arkadaşlar bu hafta. Ha çok iyi oyuncular. Benim bundan yeni oyuncağım var. Bir de ne olursa olsun bu Hollandalı süper yıldızlar. Şey ya.
nasıl diyeyim, bir tık oyunda underrated mi geliyor ya da kazma gibi mi geliyor? Tam o istememi hissedemiyoruz niyeyse. Neyse, Van Basten atmaya geldi arkadaşlar. Bu adam iki tane Ballon d'Or almıştır. 29 yaşında sakatlanmadan dolayı futbolu bırakmıştır. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. 29 yaşında futbolu bırakmasa bu adam neler alırdı, neler alırdı kral. Anlatmak bile istemiyorum. Harika bir şey olurdu, kariyer olurdu. Belki birinci seviye Pele, Maradona, Messi, Ronaldo tiplemelerinin yanında da kullanılabilen bir isim olabilirdi. İki tane daha açma hakkımız kaldı. Bu iki hakkımızı daha açıyoruz. Evet. Vay be. Sen Maxim'in? Hadi gücünüz yeter mi? Memmeden mi? Hadi. Puh. Babaanneme. Gelmedi kral. Emre kola sağlık. Siz hangi yerine top açtınız? Açacak mısınız? Yorumlara yazın. Değerlendirin hocam yeni gelen topları. Şuradan buradan da açmam istediğiniz varsa yorumlara belirtirsiniz. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.